Evet, Aslan ve Nagihan nasıl tanışmışlar eşleriyle merak ediyor musunuz? Çok. Evet, başından çok beri oluyor. Onu bekliyoruz evet, aslında. Ben biraz ucundan dinledim programımızın başında. İlk ateşi Aslıhan yakmış. Evet. Aslan şimdi biraz daha detaylı anlatır mısın tabii ablacığım? Tabii ki. Ben bir gün yine çalışıyorum. Gece vardiyasındayım. Saat 12 falan. Çağlar girdi içeri. Ondan sonra tabii ben de böyle iş yorgunluğu, saat zaten 12, gecenin 12'si. Ondan sonra stres, sinir. Doluyum böyle. Öfke falan. Ondan sonra Çağlar'la bir göz göze geldik. Bendeki öyle bütün stres, sinir, gerginlik böyle bir gitti. Allah Allah. Evet. Ondan sonra geldi, dedi ki yemek yiyeceğiz, servis açar mısınız? Ben dedim ki hani ne yiyeceğinizi bilmiyorum. Hani çünkü servislerimiz ayrı. Hı hı. Şimdi onu açsam yanlış olacak, tekrar değiştir falan. Dedi ki zaten yemek yiyeceğiz, açar mısınız? Ben de yok dedim. Ben bir siparişinizi alayım, öyle açayım. Orada pek uzatmadı o. Ben biraz şey yaptım, inat yaptım. Menüyü verdim ailesine, annemle abla, görümcem yani, arabadaydı. Evet. Menüyü verdim. O ara bir şeyler yaptım. Dedim ki nerede o çocuk ya, yaptım böyle. Bir baktım arkamda. Ondan sonra neyse işte siparişleri falan götürdük. O ara anneyle ablayla sohbet bayağı ilerledi. Sevdik yani birbirimizi orada. Çağlar'la pek sohbet etmedik orada. Yani ağırlıkla anne ablayla sohbet ettik. Ondan sonra normalde işte 5 dakika durup hemen gideceklermiş. Ama 4 saat benim için orada durdular numaramı almak için. Numaramı aldılar. Ben de onları gerçekten sevdim. Dedim hani sizi kaybetmek istemiyorum. İletişimde bulunalım yine. Aynen. Ondan sonra biz ablayla ilk böyle bir hafta falan normal konuştuk. Sonra bir gün dedi ki sana bir şey diyeceğim ama çok tedirginim, beni yanlış anlama. Ben orada anladım. Bunun öncesinde şunu diyeyim. O masada konuşurken böyle her gencin yaptığı böyle klişe konuşmayı ben de yaptım. Büyük konuştum işte. Ben evlilik bana uzak, ben en iyi insan olsa bile yapamam. Ben daha işte çok gencim, benim hayallerim, hedeflerim var falan. Orada büyük konuştum. Çağlar da tabii ki bu sırada büyük konuşmuş. İşte demiş ki Çankır'dan kız alınır mı ya? Altıdan olsa yine almam. Allah Allah. Aynen. Ne varmış Çankır'ın kızlarında? Yani düğüne geldiler bu arada. Aha. Yolları falan hiç beğenmemişler. Çankır'ı da beğenmemişler. Hani doktor hakim olsa yine almam demiş. Ondan sonra beni gördü. Vuruldu. Yani. Aynen. Ben de ona vuruldum tabii ki. Ondan sonra işte abla benden izin istedi. Hani numaranı paylaşabilir miyim diye. Kardeşimle. Evet. Ondan sonra biz Çağlar'la konuşmaya başladık. Sonra ben üniversiteye gittim. Mesafe tabii ki arttı. Biz ayrıldık. Araya zaman bir yol gibi. Kardeşimin evet. Nişanında biz ayrıydık bu arada. Evet. Peki ondan sonra istersen kardeşinin nasıl tanıştığı hikayesine gireyim. Ondan devam. Bana link geliyor. Onlar ayrılmışlardı. Ben bir gün yine çalışıyorum, yine gece eve döneceğim. Neyse kapıyı açtı annem. Böyle hani dedi ki hani direkt gel de seni kimlerle tanıştıracağım hani. Çünkü ailesiyle ilişkisini hiçbir zaman kesmemişti ayrıldıklarında bile. Neyse ben diyorum işte hani böyle triplere girdim. Ben kim neyi konuşacağım ki, neden konuşayım işte, Emre var ki yapma, ben konuşmak istemiyorum tavırlarına girdim. Yok yok gel. Gittim oturdum, en çok ben konuştum. 2 saat o şeyden kalkmadı. O sırada tabii ekrana Oğuzhan geldi eşim. O beni gördü, ben onu gördüm. Dedi ki ben direkt seninle evleneceğim. Dedi, o anda evet, o telefon konuşmasında. Yemin ediyorum o anda söyledi. Nasıl ya? Evet ben yap seninle bakayım yani, gördü şimdi karşısına sen çıktın. Telefondan konuşuyorlar. Evet, doğru mu? Evet. Görüntülü. Evet görüntülü ben konuşuyorlar. Ben seninle evleneceğim dedi. Tabii bizim de konuşmadığımız süre zarfları oldu tabii ki. Sen ne dedin işte. Cevap ver, yani ne cevap verdin ben sen ona? Ben ilk önce ciddiye almadım. Hani sonuçta hani erkek milleti evlilikten biraz daha uzak, evet, işler ciddiye bilince biraz daha geri adım atıyorlar tarzında. Ben hiç ciddiye almamışım ilk başta. Baktım ciddi, hani olaylar böyle şey, bir de hani o an çok farklı bir duyguydu benim için. Hani bir şey olmuştu içimde ona karşı. Biz ayrıldık tabii bu sürede tabii, hani konuşmayı kestik. Bu şeylerin hepsinde hani onarmasından tutun yardımcı olan tek kişi ablaydı. Evet. Yani görümcenizde çok şey borçlusunuz. Evet. Şimdi çoğu görümceler şeydi. Bu aşkın hani, biraz mimarı herhalde. Evet. Çoğu görümceler işte erkek kardeşini kıskanır, başka girin kabul etmez. Tam tersi hani bizim yanımızda oldu. Kendi hani erkek kardeşlerini sürekli hani şey yaptı. Ya şunu da yapabilirdi. Ha ayrıldınız mı? Tamam ayrılın. Bana sana göre değildi çok zaten. Çok savaştı. Belki bizden çok savaşmıştır. Yani hep yapıcı oldu aramızda. Gerçekten bizden çok savaştı. Evet. Ve tamamen objektifti bu arada. Kesinlikle hani kardeşim diye onu tutayım yoktu. Hatta bizim arkamızdaydı zaten. Doğum gününde yazdım. Sonra biz tekrar başladık. Sonra bir hafta sürmedi. Dedi ki ben hani nişanlanacağım. Geliyorum, nişanlanıyoruz. İstemeye geliyoruz. Evet. İstemeye, tanışmaya. Tanışma hani şeyde falan da oldu. Tabii onlar yine yoktu o sıra. Sonra
ben onunla ilk defa nişanımda yüz yüze geldim. Bu fotoğraf karesi yani. Evet. Bu fotoğrafta ilk defa yan yana geldik. İlk defa elleri tutuştuk. İlk defa yüzük taktık. Allah Allah. İlk defa yüz yüze gelince peki, ne hissettin? Çok farklıyım. Yani şimdi telefonda görmek başka bence. Hani yüz yüze görmek yani çok şey başka. Şey gibi pişmanlık yaşadın yaşamadın. Yok yok, hani ne hissettin? O an içinde nasıl bir duygu oluştu? Onu ben merak ettim. Ben zaten o an hani bir gittim geldim. Bir hani kalp... Nereye gittin ya? Heyecan. Gerçekten ama yani çok büyük bir cesaret. Hani düşünsenize hiç görmediğiniz birisi yan yana. İşte ona telefonla konuşarak nasıl kararını verdiniz? Hemen nişan yani böyle bir insan bir görür yani bir görseydiniz tanısaydınız. Bir de bunlar ne kadar süre içinde oldu? Bir ona baksak. Ya bilmiyorum, onun küçük bir hareketi benim tüm hayatımı ona adayacağımı ispatladı. Ve ben dedim ki ben bu adamla bir gün değil bir ömür geçiririm. Bence sizinki biraz böyle kadermiş bir de. Bir de şey eşiniz demişti ya hani ben asla Çankırı'dan kız almam. Ne diyorlar Aslı Hanım? Büyük lokmaya büyük konuşma. Evet. Biraz da öyle olmuş. Şimdi onların nişanında siz flört etmiyordunuz. Yok, ayrıydık biz. Ne yaptınız birbirinizi görünce? Ya ilk şey bana dışarıdan Aslı diye seslendiler. Ben hemen kapıya koştum, bir baktım Çağlar. Bir sene geçmişti evet. Bir sene sonra biz de ilk defa yüz yüze geldik aslında. Hı hı. Bir kıpır kıpır oldu içim. Hı. Ondan sonra o ara böyle birbirimize bir şey verdik ettik falan. Ama tabii yine şeyiz hani böyle çok da merhaba merhaba gibiyiz biraz. Hani ayrıyız ya. Ondan sonra zaten ertesi gün memleketlerine gittik. Orada tabii bir hafta falan kaldık. Bir hafta boyunca sorumlarımızı... Bitlis'e mi gittiniz? Bitlis'e gittik. Eşi Bitlisli. İkisinin evet, de eşi, aile. Çankırı'ya geldiler seni istemeye, nişana. Nişanın ertesi günde Bitlis'e gittik. Evet. Hı-hı.